Dokuzuncu sorumuz demiş ki okurunuz merhaba, yıllardır sizi takip ediyorum. Hemen hemen tüm röportajlarınızı ve kitaplarınızı okudum. Dikkatimi çeken hiçbir yerde sizin kimleri okuduğunuza rastlayamadım. Siz yurt içi ve yurt dışında kimlerin kitaplarını okusunuz? Sevgiler demiş. Aslında ben çok obur bir okurum. Küçüklüğümden beri bu böyle. İlgimi çeken her şeyi okurum. Yani yeter ki bana bir şekilde hitap etsin. Kalbime, ruhuma veya zihnime. Kimi kitabı üslubundan dolayı okurum, kimini içeriğinden dolayı. Kimine fikren daha yakınsınızdır, kimine sırf merak ettiğiniz için. Ben siyaset felsefesi okumayı severim. Yıllardır bu böyle, üniversite yıllarımdan beri. Dolayısıyla hani romancı sadece bence romanları da okumak durumunda değil. Ama çok severek takip ettiğim o kadar çok yazar var. Bir dönem Rus edebiyatının çok etkisi oldu bende. Kıta Avrupası, biraz daha Fransız, İspanyol edebiyatı. Daha sonra daha Anglo-Sakson, İngiliz, Amerikan edebiyatı. Ama tabii hepsinin öncesinde, ötesinde Türk edebiyatı. Hem Osmanlı son dönem hem Cumhuriyet boyunca. Çok da zikrederim aslında elimden geldiğince isimlerini. Ne bileyim, Sevgi Soysal'ın ismini çok vurgularım her mecliste. Halide Edip Adıvar'ı çok vurgularım. Çünkü inanıyorum ki biz bugün görece daha rahat yazabiliyorsak, bunu bizden önceki yazarların varlığına da borçluyuz. Çağdaş Türk edebiyatından belki şu anlamda çok isim zikretmek istemiyorum. Hani birini atlarım, sonra üzülürüm diye endişe ediyorum. Ama ilk aklıma gelenler, yani şu konuşmanın akışı içinde. Mesela İhsan Oktayanar, Mario Levi, Selim İleri, Murat Anmugan, Orhan Pamuk. Çok böyle işte Ayşe Kulin, Aslı Erdoğan, Sema Kaygusuz. Çok çok yazar var severek okuduğum. Şimdi biliyorum ki bu kapıdan çıktığımda yine bir sürü isim gelecek aklıma. Ama söylemeye çalıştığım eskileri de yenileri de merakla, elimden geldiğince de yakından takip ediyorum.